Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında BMW tarafından böyle çıkması gerekiyordu. Evet, sen fabrikanın hatalarını düzeltiyorsun. Mazlum Usta da bir yerlerine dokunmuştur veya da Mazlum Usta yapmıştır. Ve onu bilen kişiler de zaten bir yüksek devir yapan motorun aşılması çok olur. Aynen. Böyle hani taktım diye at devam. Erken değişirdim vitesi. Kaç atalı? Al git 8-8.5'a kadar çevirebilirsin problemi. Zaten V15'ten sonra gücünü gösteriyor. Ha. 5000 devirden sonra. Bir 300 görürdük ama trafik yok. Burada onlar serbest. Herkese merhaba arkadaşlar. Doğan abileyiz. Speedtech. E92 M3 çekeceğiz. S85 motor. S85 motor düz şanzıman. Neden düz şanzıman abi? Müşteri öyle istediği için. Özellikle düz şanzıman istedi. Sizin burada bir de bunlar biraz daha popüler değil mi abi? V10 motoru senden dolayı daha doğrusu. Biraz evet, popülerleşti. Bu tür arabalar yaptığımız için aslında bu arabaya binen hepsi diyor aslında BMW tarafından böyle çıkması gerekiyordu. Evet, sen fabrikanın hatalarını düzeltiyorsun. Hatalar demeyelim ama V8 biraz şey geliyor yani. Biraz bu arabanın ağırlığına, büyüklüğüne birazcık güçsüz geliyor. Yavaş geliyor. Yavaş bunlar geliyor. Normalde 507 beygir değil mi? 507 BS. Biraz da modifiyeli 550 falan beygir. Ne şu farkı an var mesela modifiyede? Şey, yazılım var. Hı-hı. Katalizatörler, ön katalizatörleri Hı-hı. çıkardık. Bir de egzozu modifiye ettik. Ondan dolayı 550 beygir falan civarlarında araba. V8'i çıkartıp M5'i mi takıyoruz? Yok. Bu aslında V8 ile V10 arasında aslında çok büyük bir fark yok. Tabii birinin iki silindir fazla olmasının özelliği o. Yani bir de gücün fazla olması. Gerisi aşağı yukarı birbirine benziyor yani. V8 ile V10'u bilen kişiler. Hacmin aşağı yukarı silindir hacmi aynıdır. Evet. Piston başı. Çoğu şeyler aynı olduğu için daha burada daha basitleşiyor. Evet. Evet. Zaten açalım arkadaşlar görsün. Evet, Mazlum Usta'mız da geldi. Mazlum Usta da bir yerlerine dokunmuştur veya da Mazlum Usta yapmıştır. Ortaklaşa mı yapıyorsunuz? Ya projeleri genellikle abim yapıyor. Sen? Ben genellikle öbür iş. Benim işim anlamında ben Audi'ye çalıştım 10 sene. Hı-hı. RS modelleri, S modelleri onları genellikle yapıyorum ama böyle şeyleri baştan Z'ye abim yapıyor. A'dan Z'ye. Ama sonuçta sen de bir ustasın yani. Ya yapıyorsun. Tabii ki ben de motorunu söküyorum, takıyorum. Onlar şey değil ama böyle swap'leri genellikle abim yapıyor. Çünkü ben bütün öbür şeyle ilgileniyorum. Sen daha herhalde işte normal rutin bakımlarda. Ya rutin, evet. Tamirat, motor tamirleri, müşteriyle şimdi zaten böyle bir işle uğraşırsan zaten başka bir şey yapacak zamanın yok. Ne zamanın yok. Hani kafadan alamazsın. Onun için böyle bu işi yapan adam orada 10 saat çalışacak, tek bununla ilgilenecek. Evet. Başka bir şeyle zamanı olmaz. Onun için ben bütün yandaki işleri bile hepsini ben yapıyorum. Doğan abi, bunu yaparken motor takmadan önce işte yatak değişimi falan filan yapıyor musunuz? Tabii yoksa? Bu motorlar şimdi günümüzde baktığın zaman temiz motor bulmak zor. Yani hepsi 100-150 bin kilometre yürümüş. Ve onu bilen kişiler de zaten bir yüksek devir yapan motorun aşılması çok olur. Ondan dolayı böyle bir motor aldığımız zaman tabii motor sağlam olacak şartıyla komple açıyoruz. Pistonlar, gerekirse pistonları yeniliyoruz, sekmanları yeniliyoruz, yatakları yeniliyoruz. Yeniden bir işte rektefeden geçiyor. Hı-hı. Motor komple rektefeden geçip ondan sonra o şekilde takıyor. Çünkü başka türlü problem yapar. Ondan dolayı hepsini rektifeden geçiriyoruz. Mesela V8'i söktün, V10 taktın ya. Hı-hı. İşletiyor tabii, musunuz? Tabii. Bir şeyine işletmemiz lazım. Ruhsatına işletmemiz Hı-hı. lazım. Bu TÜV'den geçmesi gerekiyor. Yoksa Hı-hı. burada polis durdurduğu zaman eğer ruhsatında işlenmemişse o arabayı kullanamıyorsun trafikte. Mecburen TÜV'den geçmesi Peki, gerekiyor. Peki buralarda bir değiştirmen gereken çok bir şey görmüyorum. Yani. Şahsede çok ufak tefek. Hani şu diyelim bu su vidonu, motor su vidonu. Tabii bunun bir ufak tefek şeyler yaptı. Detaylar yapmamız lazım ki bunu oraya yerleştirelim. Ufak tefek şeyler kaynak oluyor. Ama şahsede pek değişen bir şey yok. Arkadaşlar zaten detaylarda göreceksiniz. Yani normal sanki fabrikadan çıkmış gibi. Her şey yerli yerinde. Eline sağlık abi. Ya öyle olması da gerekiyor zaten. Evet abi. Hatta istiyorsanız birazdan bir şey açalım. Bir V8'i açalım. V10 bu arabada durduğu gibi V8 o kadar güzel durmuyor. Evet, bu araba sanki V10 olması gerekiyormuş. Aynen. Zaten hep binen kişi de gören kişi de böyle olması gerekiyor diyor. Bu arabanın çekişi yani diyorsun bu araba böyle olması lazım. Yani 8 silindir biraz bu şasiye göre biraz güçsüz. Sende de var. Evet, bende de var. Yani. Biliyorsun yani ince evet, detayları. Biliyorum yani. Bu araba zaten bir kere süren bu 10 silindir. Adam diyor tamam, bu tam bu arabaya göre, tam bu şasiye göre. Güç. Bir de 10 silindirin sesi inanılmaz abi. Çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Bu arada BMW Doğan'ı mahkemeye verecek bir videodan sonra. Ha. Neden? Hasan abi? 8'i beğenmemiş ve 10 takviye daha güzel yapmış. O onun arasında olan bir şey abi. Biz bilmiyoruz onu.
Yani normalde Riyan'da bir şey yapıyor musun abi? Ön takımdır, arka takımdır. Tabii bunun süspansiyon değişiyor. Şu sonuçta bu bu araba bu motorla aşağı yukarı 340-350'ye kadar gidebiliyor yani tako süratı. Onun için süspansiyonun değişmesi lazım. Normal yapıyor mu abi o kadar? Abi yapıyor tabii. 10 silindir yapıyor. 300 arkadaşlar vardı M6. Hı-hı. Kaç gitti düşün en son? 372 yapıyor. Yani iyi benzin olduğu zaman burada buranın yollar şartlarında yapıyoruz. Normalde freni de değiştiriyoruz. Şu anda bu M3'ün orijinal freni, buna da seramik fren gelecek. Hı hı. Onun dışında görünürde bir şey değişmiyor. Yani süspansiyon değişiyor, fren değişiyor, teker lastik değişiyor. Yani diferansiyelde falan bir şey var. Yok, diferansiyelde bir şey yapmak gerekiyor. Oranları aynı mı yani? Bunu kısalttık. Bu 3.91. Çünkü düz şanzıman olduğu için biraz da kısa olsun diye hesabı o şekilde yaptık. Ama normalinde diferansiyel götürüyor o gücü. Problem yok. Anladım. Yani. Müşteri bu aracın içine normal Recaro pole position takmış herhalde. Evet. Bu biraz da şey yarış şey gibi. Club Sport. Club Sport tipinde. Evet. Yarış diyemeyen de Club Sport. Club Sport mu diyorlar sizde? Bize Club Sport. Yarışla yolda kullanılan arası gibi bir şey. İçi de zaten short shift'i falan var herhalde. Evet. Arka koltuklar sökülmüş. Spoiler'i var. Yani ekstra. Bu GTS. Normal arkada bir Akropovic egzoz var galiba. Var, evet. Vallahi güzel. Bir sesini duyalım bence. Duyalım. Isınsın biraz. Evet, biraz ısınsın. Çıkalım abi, olur evet, mu? Tamam, olur. Kullanabiliriz değil mi? Tabii. Bakalım, heyecanlıyız. V10, M3 nasıl arkadaşlar, göreceğiz. Normal V8'ini falan kullandım abi, biliyorum da. Ama V10'u ilk defa ve Türkiye'de ilk defa sizlerle tanıtacağım. Bu da ayrı bir şey. Bu arada kanala abone değilseniz arkadaşlar, aşağıdan abone olursanız beni desteklerseniz sevinirim. Böyle videoların gelmesi için desteğinize ihtiyacımız var. Ta Almanya'dayız. Doğan abilerin yanındayız. Güzel bir gün geçiyor. Unutulmaz anılardan bir tanesi benim için bu. Evet, şimdi yoldan görüşürüz. Şimdi de aracın içindeyiz. Short shift falan. Siz mi taktınız değil mi? Evet. Şey. Değişik valla. Artık zaten gözün kapalı yapıyorsundur herhalde bunları. Aynen. Bunlardan çok yaptık. Ya bu aşağı yukarı böyle bir 15 sene ekibi tecrübe. Daha önce çalıştığın yerlerde. Aynen. Bunları söke taka öğrendin herhalde. Aynen. Ama vallahi güzel. Demin Hasan abiyle konuşurken zaten diyor, evde bile düşünüyor diyor. Yenge işte söylüyormuş, böyle bir şeyler kuruyor diyor kafasında, elleri. Bazen, hiç durmuyormuşum. Bazen baba. İşi eve götürüyoruz. Bu da öyle oluyor kafada. Evet. Aynen o şekilde. Çünkü değişik projeler yaptığın için. Zaman kafa durmuyor o zaman. Hala devam çalışıyor. Aynen. Şey de güzel aslında. Hem elektronik hem mekanik olması aynen. Da güzel abi. Programlama, elektronik, mekanik. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Tako kendi orijinal M3'ün. Bazı şeyleri yazılımı değiştirmemiz gerekiyor. Uyarlamak ki için. Şeyler birbirine uyum sağlasın. Beyinle, motorun beyinle şeyi. Ama şey gibi yarış arabasında biraz ringde çıkan arabalar var ya abi. Aynen. Sanki onunmuş gibi yani çok. Ya aslında müşteri böyle işin, ben şahsen böyle bir şey tak. Günlük kullanım için biraz şey yani takır tukur tabii ister istemez bu short shift çıkarıyor. Ama zevki var ama zevki farklı. Abi. Aynen. Böyle hani tak tuk ya. At devam. Aracın içi de sıfır gibi yalnız bu arada. Yani. Araba bakımlı zaten. Kazasız araba. Hı-hı. Kazasız, boyasız, bakımlı bir araba. Zaten genelde bu tür proje yaptığımız zaman, müşteriler istediği zaman genelde böyle arabaların gelmesi lazım. Çünkü o kadar para yatırıyorsun. Arabanın kendisi iyi olmadığı zaman o projenin sonuçları güzel olmuyor. Arabanın da temiz olması lazım. Evet. Git temiz bir şey ortaya çıksın. Şu hissiyatını şu anda zaten hani çok anlayamam ama böyle ilk kullanım izlenimi sanki normal E92 M3 gibi. Biraz uğulama var ama sen dedin diferansiyelde farklılıklar var. O şeyden dolayı biraz yarış pistine ayarlı bir diferansiyel olduğu için ondan dolayı ses çıkarıyordu. O evet. Gayet normal. Bir de debriyajı da farklı dedin sen. Debriyajı da farklı. Debriyaj, volant farklı. Hafif volant. Ondan dolayı. Şey o izliyorum bazen ringdeki arabaları aynen. O aynı sesi yapıyor şu an. Diferansiyele hani aksa bağlantılarda şey olduğu zaman, lastik olduğu zaman ses vermez. Hı-hı. Ama lastik çıkarıp da oradan o taraftan gidelim. Düz bağlama olduğu zaman buradan. Oynama yapmasın diye buradan evet. Onun için sesi yankı yapar içeriye. O normal. Hı-hı. Ustası sensin abi, sen biliyorsun.
bizim orada binmek bu tarz bir proje hayal. Çünkü V10'u artık bizim orada çok sevmiyorlar abi. Her şeyden 2 tane, her şeyden 3 tane, her şeyden 4 tane var ya abi. Aynen. O parçaları hep sıkıntılı. Evet, V10 biraz hassas nereden bir motor. Abi? Ama oradan gidelim. Hassas motor yani bir nevi. Bakımı iyi yapılmadığı zaman, zamanında şeyleri yapılmadığı zaman, gerekenler yapılmadığı zaman baş ağrıtan bir motor. Evet. Orası öyle. Ama yaptığın zaman da hakkını veren bir motor. Sesi çok güzel abi. Aynen. İstem dışı gülüyorsun yani. Aynen. Mutluluk veriyor araba sana. Olmazsa otobana çıkarız. Burada trafik yoğun. Orada bir basarız. Sen biliyorsun abi oraları. Gidelim o tarafa doğru otobana çıkarız. Buradan sağdan mı? Oradan sağdan gidelim. Buralarda bu hızlar normal mi? Buralarda yüzü geçmeyelim çünkü aha, bu saatte polis olur, ondan sonra problem başımıza evet, da almayalım. Ama biraz otobana çıkınca boşluk bulduğun zaman bas. Tamam abi. Otobanda sorun yok. Çok sağ ol bu arada abi bu imkanı sunduğun için. Vallahi çok mutluluk sebebi şu anda. Yaşanması gereken anılardan bir tanesi tiklendi abi. Bunun sahibi Türk mü? Alman. Sokuyor mu piste bu? Kullanır ya ben o... Kaç tane, 3-4 tane pist arabası var. GT3 RS var. Eski GT3 var. Toyota Yaris var, YR var. E46 V8 var pist için. Bu arabası var. Bir sürü arabası var yani. Hepsi bu kafada mı arabaların? Bu biraz yolda kullanmak için bunu yaptı dedi. Gerisinin hepsi pistte kullanıyor. Gerisi tamamen günlük pist. Günlük neye biniyor abi? Günlük Toyota Yaris 2 tane var ondan. Günlük ona biniyor. Toyota Yaris YR. Ama şey abi böyle hani saat gibi çoğu şeyi yani böyle kullanışı zevki inanılmaz. Sanki bir tık frenleri zayıf gibi. Frenler değişecek, fren orijinal ya da aslında zayıflığından da biraz şey bir iki sefer frene sert basarsan şey yapıyor, baskı evet, yapıyor. Bunun balataları biraz değişik. Evet, tutuyor yani. Isındığı zaman tutuyor. Biz durmamız mı gerekiyor abi? Durmamız gerekiyor. Şu Alman kurallarını bilmiyoruz çünkü. Burada durman gerekiyor. Şimdi çıkayım mı? Şimdi çıkıyorsun. Evet. Dönüyorsun. Ondan sonra buradan otobana gidiyoruz. Bak o adamın peşinden aha, gidiyoruz. Sinyal evet, veriyoruz. Ha. Alman kuralları. Yok çıkınca diyoruz, sinyal vermen gerekmiyor. He yok mu? Yok pardon. Çıkınca veriyorsun, girince sinyal vermen. Dönemece. Girince sinyal vermek zorunda değilsin. Şu hissiyat çok zevkliymiş abi. Bas geç kaldım, kalkamıyorum. Geçeyim mi sola? Abi sola geç. Fırsat bulunca ondan sonra bir gazla. Yoğun şu anda trafik yoğun akşam saati ufak ya. Ufak bir gazlarız abi zaten ya. Yani. Çok değişik olmuş abi ya. Hani harbiden de sanki bu arabayı bu motorla yapılsa daha iyi olurmuş. Aynen. Sesimesi de çok iyi arabanın bu arada. Erken değiştirdim fidesi. Kaç atalım? Abi git 8-8.5'a kadar çevirebilirsin problemi. Zaten V15'ten sonra gücünü gösteriyor. Ha. 5000 devirden sonra. O zaman bir de öyle yaparız abi. Göre
arkadaşlar inanılmaz değişmiş V10'da. Zaten V10'u çok sevdiğim bir motordu ama harbiden de taçlandırmış yani bu arabayla birlikte. Vallahi terledim ya. Çok zevkli ya. Peki yağ sıcaklığı falan hani böyle anormal şeyler yapıyor mu abi? Yok, şeyde problem yok yani yağ ısıtmada falan. Zaten bütün radyatörler falan hep ben onun taktık. Yağ radyatörünü biraz daha büyük taktık. Orada bir problem yok, bir sıkıntı yok yani. Ha, Türkiye şartlarında çok sıcak bilemem nasıl olur ama. Yani trafikle alakalı. Trafikle alakalı girerse. Ama burada bir herhangi bir sorun yaşamıyoruz o konularda. Zaten yürüyorsun bak, yağ derecesi 104. Evet, bunları sen mi yapıyorsun aynı abi? Aynı sonunda da ısıtmayı taktık. Su derecesi 84. Yani normal. Çok güzel, çok. Çok güzelsin maşallah. Abi ben terledim. Yavaş yavaş videoyu da kapatalım bence. Çok güzel oldu. Sana ayrı ayrı teşekkürler. Sağ böyle olun. Bir imkan verdiğin için bize. Sağ olun. Size de teşekkürler geldiğiniz için. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Böyle videoların gelmesi için desteğinize ihtiyacım var. Almanya çıkartmasından bir taçlandırmayla size güzel bir video çıkardığımı düşünüyorum. Sizden yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada Doğan abilerin Instagram'ını aşağı bırakıyorum. Güzel projeler yapıyorlar. Arada paylaşıyorlar çünkü çok zamanları yok. Değil mi abi? Evet, çok ona zaman ayıramıyorsunuz daha doğrusu. Zaman ayıramadıkları için paylaşamıyorlar ama siz yine onları takip edin. Çok değişik projeler var. Hatta şöyle yapın. Varsa bildiğiniz başka bir gördüğünüz araba Doğan abiye söyleriz tekrar. Rica ederiz. Biz de buraya gelirsek bir video daha oluştururuz. Aynen. Arabalar var ya. Yani. Çok var, çok. Araba İnanılmaz var. Arabalar var arkadaşlar. Hep bir de öyle. Bir de BMW'cisin sen ya abi. Tam biraz kafa öyle. Adamıyız yani. Anladın mı abi? Öyle. Ben de BMW'ciyim. Görüşürüz arkadaşlar. Selamlar herkese.